Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, merkeze bağlı Selli köyünde hem iftar yaptı hem de yapımı tamamlanan Taziye ve Kültür Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Selli köyümüz için açılışını yapacağımız Taziye ve Kültür Evi'nin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Ve Bismillah diyerek açılışı yapıyoruz. Ya Allah Bismillah. Selli köyünde düzenlenen iftar programına Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Şerbet, Selli Köyü Yardımlaşma Dernek Başkanı Mustafa Özmen ve Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı. İftar öncesi bir açıklama yapan Selli Köyü Yardımlaşma Dernek Başkanı Mustafa Özmen, hizmetlerinden dolayı Elazığ Belediyesi'ne teşekkür etti. Hepinizi bu davetimize icabet ettiğiniz için en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. AK Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Şerbet de Selli Köyü Yardımlaşma Dernek Başkanı Mustafa Özmen'in özverili çalışmalar yaptığını belirttikten sonra Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a teşekkür etti. Saygıdeğer Selliler, şanslısınız. Çünkü çalışkan, atılgan, tuttuğunu koparan bir dernek başkanınız var. İşte bunun örneği bir iki senedir gözle görülecek şekilde gözüküyor. Şimdi Selli Köyü'ne çok güzel bir taziye yaptırdı. Bunu yapan Sayın Belediye Başkanıma da çok teşekkür ederim. Belediye Başkanı Yanılmaz'a konuşmasında Taziye ve Kültür Evi'nin Selli Köyü'ne hayırlı olmasını temenni etti. Taziye evi istendiğinde burası sadece bir taziye evi değil, bir kültür evi olsun, okuma evi olsun, birlikte sohbet ettiğimiz, birlikte etkinlikler düzenlediğimiz bir mekan olsun dedik. Ve gerçekten tahmin ediyorum hiçbir köyümüzde olmayan çok güzel bir taziye ve kültür evimizi buraya kazandırmış olduk inşallah. Açılışını da biraz sonra yapacağız. İnşallah taziye evi olarak az kullanılır ama kültür evi olarak çok kullanılır inşallah.